Gazi Kemal Mahallesi'nin kentleşmesi hakkında düşüncelerinizi bize dile getirebilir misiniz Sayın Muhtarım? Tabii efendim. Mahallemize hoş geldiniz hoş önce. Hoş bulduk, teşekkürler. Mahallemiz çarşının tam merkezi yerindedir. Evet. Bir hayli eski eser evlerimiz, koruması icap eden yerlerimiz var. Ama sahipleri işlerinde oturmakta. Bazıları da boştur tamamen. Onun için tabi varlıklar koruma kredi de verdiği halde nedense ev sahipleri bu konuya pek sıcak bakmıyorlar. Yani aslında tabi varlıklar koruma bunların ayakta kalabilmesi için, gelecek kuşaklara aynen ulaşması için bir hayli yardımcı oluyor. %75, %80'e kadar geri ödemesiz yardımda bulunuyor. Ama nedense vatandaş bu konuya pek sıcak bakmıyor, eğilmiyor. Benim defalarca toplantılarda durumu anlatmamda, daha toplantılara gitmemizde, müracaatlarda pek ilgilenmedi. O şekilde bazı boş evlerde tamamen boş olduğu için işte tinerciler vesaire, alkolikler, şunlar bunlar yakma durumunda, kaza geçirme durumunda ve tamamen ortadan kalkıyor. Tabi yerine bir şey yapılması mümkün değil. Dünya var oldukça yanan ve yıkılan yerler ancak eskisi bir yapılmak suretiyle müsaade ediliyor. Onun dışında benim bildiğim kadarıyla müsaade edilmiyor. Daha önceleri 20 yıldı, sonra 25 yıl, sonra 50 yıl. 50 yıl sonra vatandaşın zihmesi bırakılıyordu, ne isterse yapıyordu. O da kaldırıldı. Şimdi tamamen bunların korunması bakımından yine eski haline getirilmesi için krediyle vesaireyle yapılıp ayakta kalması düşünülüyor. Ama her nedense soğuk baktıklarını bir türlü anlamıyorum. Yani bunu bu kadar para, devlet yardımı olduğu halde kimse buna yanaşmıyor.